Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul Fatih'ten, İsmail Ağa Camii'nin hazinesinden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimin konusu Devleti Aliye'nin 98. Şeyhül İslam'ı Mehmet Şerif Efendi Zade, yani Mehmet Şerif Efendi'nin oğlu Seyyid Ataullah Mehmet Efendi. Efendim, kimdir bu zat kıymetli kardeşlerim? Elimde gördüğünüz kitap İsmail Ağa Camii'nin tarihçesi ve haziresindeki Şeyhülislamlar adlı eserdir. Bunu 4-5 senelik merakım neticesinde hamdolsun vücuda getirebilmiştim. Bu eserdeki son Şeyhülislam'da zaten bugünkü dersimizin konusunu efendim oluşturmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, Şeyhülislamlar dediğimizde bazı Şeyhülislamlar ailecek olmuşlardır. Yani efendim hayırlı evlatları olmuş o babaların. O çocuklar da babalarının yolundan gidince onlar da Şeyhülislam olmuş. Daha da ileri giderek belki torunları da Şeyhülislam olmuş. Dolayısıyla böyle ailecek, yani aileden birkaç kişi Şeyhülislam olduğu vardır. Toplam 12 ailedir bunlar. Yani aileden en az işte birden fazla ferdin Şeyhülislam olduğu aileler. Toplam 12 aile vardır böyle. Hocazadelerle Dürrizadeler 6 Şeyhülislam çıkarmakla ailecek. İlk 2 sırada bulunurlar. Onların ardından ailesinden 5 Şeyhülislam çıkmasıyla Şeyhülislam İsmail Efendi ve evlatları, torunları dahil olmak üzere bu ailede efendim 3. sırada yer almaktadır. Bir efendim mühim bir husustur bu. Böyle azımsanacak bir şey değildir. Yani efendim Şeyhülislam İsmail Efendi Hazretleri, efendim oğlu İshak Efendi Şeyhülislam olmuş. Onun kabri de burada, babasının kabri de burada. Oğlu Mehmet Esad Efendi yanındaki medreseyi yaptıran, babasının camisine vakfiyeyi oluşturan kişi, o da Şeyhülislam olmuş. Onun oğlu Mehmet Şerif Efendi, o da Şeyhülislam olmuş. İşte bugünkü dersimin konusu Mehmet Şerif Efendi'nin de oğlu Seyyid Mehmet Ataullah Efendi de Şeyhülislam olmuş. Aileden gelen 5 Şeyhülislam'ın 4'ünün kabri İsmail Ağa Camii'nin haziresindedir. Bugünkü dersimizin konusu olan Seyyid Mehmet Ataullah Efendi'nin kabri ise kıymetli kardeşlerim burada değildir. Kendisi sürgündeyken, inşallah vefatını işlerken size arz edeceğim. Sürgündeyken Aydın'da vefat ederler ve Ulu Cami, Cami-i Atik civarına defnedildiği kayıtlarda geçer. Bugün buraya denk gelen yer Aydın Adalet Sarayı'nın arkasındaki parkların olduğu bölümdür. Muhtemelen kabir oralarda idi ama maalesef kabir taşı günümüze ulaşmamıştır. Kıymetli kardeşlerim, bahsettiğim gibi bu aileden gelen 5 Şeyhülislam'ın özetle 4'ü cami haziresinde metfundur. Biri olan, bugünkü dersimizin konusu olan Seyyid Mehmet Ataullah Efendi, kendisine topal da derler, ayağı aksakmış efendim. O da Aydın'da, bahsettiğim gibi bugün Aydın Adliye Sarayı'nın arkasına denk gelen yerlere metfun olduğunu efendim işaretlerden anlayabiliyoruz. Her ne kadar kabir taşı kayıp olsa da. Efendim demiştik ki 12 tane aile Şeyhülislam çıkarmışlardır. Bu aile İsmail Efendi ve evlatları 3. ailedir. Bir önemli not daha var bu hususta. Şeyhülislam olanlardan kıymetli kardeşlerim 44 tanesinin şiirle uğraştığı bilinmektedir. Bunlardan 15'i divan sahibidir. 15'i divan sahibidir. Divanı vardır. Bu ailenin bir hususiyeti de kıymetli kardeşlerim,
koskoca Şeyhülislamlar sırasından sadece 15'inin divanı varken bu 15'in 4'ünü bu aile teşkil etmektedir. Baba İsmail Efendi hariç diğer evlatlarının, torunların hepsinin divanları vardır. İnşallah yeri gelince zikredeceğim. Mehmet Ataullah Efendi'nin de divanı vardır. Türkçesi de efendim yayınlanmıştır. Şimdi konumuza gelecek olursak kıymetli kardeşlerim. Devlet-i Aliye'nin 98. Şeyhülislamı Mehmet Şerif Efendi'nin oğlu Seyit Ataullah Mehmet Efendi iki defa meşihat makamına getirilir. Çok uzun bir ömür sürmemişler. Miladi olarak 1760'da dünyaya gelmişler. 1811'de kıymetli kardeşlerim 51 yaşlarında miladi olarak söylüyorum ahirete irtihal eylemişlerdir. Çalkantılı bir devirde Şeyhülislamlık yaparlar. 3. Selim 4. Mustafa devirleridir. Darbe zamanlarıdır. Toplam meşihatı 1 yıl 8 ay 7 gün kadar sürmüş. İlk 7 ay küsür gün. İkinci Şeyhülislamlığı da 1 yıl efendim 8 gün kadar sürmüşlerdir bu Şeyhülislam'ın. Efendim babasına nispetle kendisine Şerifzade, büyük dedesine nispetle de Ebu İshak Zade denmektedir. Ayağındaki aksaklık sebebiyle de topal lakaplarıyla anılır Ataullah Mehmet Ataullah Efendi. Kendisi dediğim gibi İsmail Efendi'nin oğlu Mehmet Esad Efendi'nin oğlu Mehmet Şerif Efendi'nin oğludur. Yani Şeyhülislam İsmail Efendi'nin torununun çocuğudur kıymetli kardeşlerim. 1760'da İstanbul'da dünyaya gelirler. 1811'de de Aydın'da vefat ederler. İlim hayatına bakacak olursak babasının ve muhitindeki hocaların yanında başladığı ilim tahsilini Tokadi Mustafa Efendi'den itmam ederek genç yaşlarında 12-13 yaşlarında müderrislik elde ederler. Efendim daha sonra ilerleyen yıllarda 21 yaşlarındayken Kudüs Mollalığı, daha sonra 1782'de 22 yaşlarındayken Galata Kadılığı, 1789'da 29 yaşlarındayken Edirne Kadılığı, 1792'de 32 yaşlarındadır artık Mekke Kadılığına getirilmiştir Ataullah Mehmet Efendi. Daha sonra 1793'te yaşı 33'tür İstanbul'u Kadılığına tayin edilmiştir. Ataullah Efendi'nin babası Mehmet Şerif Efendi, Seyit olması hasebiyle kendisi de Seyit'ti. Bundan dolayı kendisine Nakibul Eşraflık makamı verildi. Ve azımsanacak bir süre değil kıymetli kardeşlerim. 13 sene bu makamda kalmıştır Şeyhülislamlığından önce. Nedir bu makam diyeceksiniz. Birkaç tersinde efendim zikredilmişti bu konu. Kısaca bahsetmiştim. Yine geri gelmişken bahsedeyim. Kitapta uzunca bir dipnotla zaten izah etmeye çalışmışım. Nakibul Eşraflık efendim Devlet-i Aliye devrinde seyitler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyuna mensup olan insanlar böyle bugünkü manada başıboş bırakılmıyor. Yine Arap ülkelerinde bunu az çok koruyanlar var ama tabii bizde öyle şeyler kalmadı arkadaşlar malumunuz, kıymetli izleyenlerimiz. Seyitler başıboş bırakılmıyor, bunların şeceresi tutuluyor. Gerçekten seyit mi değil mi bu tespit ediliyor. Ondan sonra bu adam fakirse, muhtaçsa yardım ediliyor ya da efendim kendi şerefine layık olmayacak bir işle iştigal ediyor, sonra daha iyi bir iş bulunuyor falan derken velhasıl hem bunların kayıtları tutuluyor hem de bunlarla ilgileniliyor. Yani Seyit ailede bunlar başıboş bırakılmıyor. Devlet-i Aliye devrinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soyundan gelenlere böyle ihtimam gösteriliyor idi. İşte o kurumun başında nikabet kurumu ya da nekabet kurumu, o kurumun başında bulunan kişiye de Nakibul Eşraf diyorlar idi kıymetli kardeşlerim. İşte bu zat da o makamda 13 sene kadar görev yapmıştır Ataullah Mehmet Efendi. Daha sonra Anadolu Kazaskerliği payesi alır. Sonra Rumeli Kazaskerliği payesi alır. Ve 1804'te ise 44 yaşındadır miladi olarak Rumeli Kazaskeri olmuştur Ataullah Mehmet Efendi. Ataullah Efendi'nin bu getirildiği bütün vazifeler için
Adanalı meşhur şair ki tarih düşürmesiyle meşhurdur. Şair Sururi bunlara tarihler düşürmüştür. Kısaca değinecek olursak mesela Mekke kadılığına getirildiğine Cahı vala Kabe'dir mahdumu Esat Zade'ye. O efendim yüce makam kadılık makamı artık Kabe'ye layık oldu. Yani bu zat Kabe yani Mekke'ye kadı olarak atandı. Kime? Mahdumu Esat Zade'ye. Esat Efendi'nin oğluna, Esat Efendi'nin oğlunun oğluna. İsmail Efendi'nin oğlu şu yanındaki medreseyi yaptıran Mehmet Esat Efendi, onun da oğlu Mehmet Şerif. Bu zat onun da oğlu olduğu için Esad Efendi'nin oğlunun oğluna demiş Şair Sururi. İstanbul kadılığına tayin edilmesine de Ataamolla Tariki Mekke'den geldi İstanbul'a. Ataamolla Ataullah Efendi Mekke yolundan İstanbul'a geldi diyerek tarih düşürmüşlerdir. Nakibül Eşraflık makamına getirilişine de yine Şair Sururi şöyle tarih düşürmüş. El-Hak isti'dad ile oldu Ataamolla Nakib. Hakkıyla efendim Ataamolla, Ataullah Molla Nakib oldu, Nakibül Eşraf oldu demiş. Tarih düşürmüş. Getirildiği bu harflerin, ebced değerlerinin toplamı Ataullah Efendi'nin Nakibül Eşraf olduğu 1208 Hicri tarihine denk gelmektedir. Ebced değerlerinin toplamı. Anadolu Kaz Askerliği payesi almasına da Anadolu payesinin aldığı nakib is'ad ile bu nakibül eşraf olan bu kişi mutlulukla, huzurla, mesutluk içerisinde Anadolu payesi aldı demiş yine Şair Sururi. Ondan sonra Rumeli Kaz Askerliği payesine de paye-i Rum eliye nam-ı nakib olduğu şeref diyerek tarih düşürmüş. Son olarak da Rumeli Kaz Askeri olmasına yine Şair Sururi, kibarın seyyidil kavmi fuhuli sadr-ı Rum oldu. Büyüklerin önde geleni efendim yine yücelerin Rumeli sadrının en yücelerinden biri oldu diyerek tarih düşürmüş Şair Sururi. Zaten Şair Sururi'nin de Ataullah Efendi'nin babası olan Mehmet Şerif Efendi'den mülazemet almıştı. Yani müderrislik stajını kendisinden almışlardı. Efendim belki bu hasebe kendisine mülazemet veren zatın oğlu olması hasebiyle Ataullah Efendi'ye bayağı bir tarih düşürmüş Şair Sururi. İşte bu 13 yıllık efendim Nakibül Eşraflığından sonra kıymetli kardeşlerim Ataullah Efendi siyasi olayların da son derece yoğun olduğu bir sırada hem köklü bir aileye mensup olması hem de iyi bir tahsil görmüş olması hasebiyle Münib Efendi'den de efendim uzun süre yüksek seviyede dersler görmesinin de etkisiyle bir de maddi konulardaki dürüstlüğü de ön planda. 13 senenin ardından Nakibül Eşraflık vazifesinin ardından 14 Eylül 1806 ki 1 Recep 1221'e gelir. Bu Recep'in başı ya kıymetli kardeşlerim. Kitaplarda bunun hakkında Hurre-i Recep görürsünüz. Bazen mezar taşlarında da bunu görürüz. Hurre-i Recep ya da Hurre-i Şaban. Onun ilk günü demek. Ayın ilk günü manasındadır bu. Şeyhülislam makamına getiriliyor. Birçok tarihler düşürülmüş. İki tanesi meşhurdur. Ataullah Efendi oldu nail sadr-ı fetvaya. Ataullah Efendi fetva makamına nail oldu denilmiş. 1806 miladi Hicri 1221'e tekabül etmekte. Seza geldi Ataullah Efendi sadr-ı fetvaya, fetva makamına layık olarak Ataullah Efendi bu makama getirildi denerek de tarihler düşürülmüştür. Döneminde mühim siyasi hadiseler var Ataullah Efendi'nin. Üzücü bunlar tabii. Kısaca bahsetmek gerekirse kıymetli kardeşlerim. 3. Selim'in tahta indirilmesi, 4. Mustafa'nın onun yerine tahta çıkması olaylarında Köse Musa Paşa ile birlikte askerin ileri gelenleriyle bazı müzakereler yapar Ataullah Efendi. Onların istekleri doğrultusunda hareket etmek durumunda kalır. Bu durum daha sonraları tenkidine sebep olmuştur Ataullah Efendi'nin. Kabakçı Mustafa saflarına katılan Seyyida Efendi gibi bazı muhaliflerin onu 3. Selim taraftarı göstermeleri üzerine 1807'de makamından azledilir Ataullah Efendi. İkinci meşrikatı ise
Atallah Efendi'nin yerine Ömer Hulusi Efendi getirilir. Bu ayaklanan zorbaların isyan tehdidi üzerine yanlışlıkla yapıldığı anlaşıldıktan sonra bir gün sonra makamına tekrar iade edilir Atallah Efendi. Bu ikinci Şeyhülislamlığı da yine çok fazla suhulette geçmiş bir devir değildir. Devletinin nüfuzlu şahsiyeti haline gelir. Hatta üst seviyede yapılan bazı tayinlerde etkisi olduğu da yine kaynaklarda ifade edilir. Bu arada Rusçuk'tan İstanbul'a doğru yola çıkan Alemdar Mustafa Paşa var. Asilerin ve Şeyhülislam'ın davranışından bizar olan 4. Mustafa'ya ben geldiğimde kabakçıyı ortadan kaldıracağım, Atallah Efendi'yi de makamından azledeceğim der ve İstanbul'a geldikten sonra Alemdar Mustafa Paşa kabakçıyı ortadan kaldırır ve Atallah Efendi'yi de makamından azlederek yerine inşallah nasip olursa bir dahaki dersimizde işleyeceğimiz Arapzade Mehmet Arif Efendi'yi o Şeyhülislamlık makamına getirir. 3. Selim'in tahta indirilmesinde rol oynayan ulemayı da sürgüne gönderir. Atallah Efendi de bu işleri, yani 3. Selim'in tahttan indirilmesine onay verildiği bu hengamede çok fazla belki efendim buna hevesli değil. Ama bazen bilirsiniz ki ma küllü ma yetemennel mer'u yudrikuhu tecrir riyahu bima la teştehi süfünü. İnsan bazen efendim ulaşmak istediği her şeye nail olamaz. Tıpkı yelkeniyle beraber denize açılmış gemilerin bazen istemediği yerden rüzgarın gelmesi gibi. Gemi şu tarafa gitmek istiyor, rüzgarı arkasına alması lazım ama rüzgar bir türlü arkadan esmiyor. Gemi de bir türlü oraya ulaşamıyor ters rüzgara karşı gittiği için. Bazen insanın başına böyle şeyler gelebilir. Atallah Efendi de bunlarda kesin isteklidir de bunları yapmıştırdır da diyemeyiz. Belli de olmaz, belki de öyledir ama böyle bir hüküm vermek yanlış olur. Zamanın zorlukları içerisinde böyle bir karar vermiş. Zaten bu kararı daha sonra da makamından azledilmesine ve sürgüne gönderilmesine sebep olmuştur kıymetli kardeşlerim. Bebek'teki yalısında oturur. Zaten babalarının da Bebek'te yalısı var. Kayalar Mahallesi'nde. Şu an öyle bir şey yok da zamanında varmış. Ulemanın kıymetli kardeşlerim yalıları vaktiyle varmış. Devlet onlara değer verdiği için, ödemeleri ona göre olduğu için kendileri de yalılar edinmişlerdir. Daha sonra Bulgaristan'ın Kızanlık kasabasına sürülür. 1810'da da vefatından bir sene kadar önce de Aydın Güzelhisar'a nakledilir. Ve 1811-14 Ekim'i 26 Ramazan 1226'da Kadir Gecesi'nde orada vefat eder. Mezarı efendim cami atik civarındadır. Ben bu kitabı efendim yazarken kıymetli kardeşlerim şu eseri yazarken İsmail Ağa Camii'nin tarihçesi ve hazinesindeki Şeyhülislamlar isimli bu eseri hazırlarken bu zatın kabir yerini çok araştırdım. Bu cami atik neresidir? Teferruatları uzundur. Kitapta bunlar hakkında resimlere, detaylara yer verdim. Bugün Aydın'da Adalet Sarayı'nın binasının arkasındaki parkın olduğu yerlere denk geldiğini düşünüyorum araştırmaların neticesinde. Video hemen oralara yakın, 200-250 metre kadar yakınlarında Erken Türk Mezarlığı diye bir mezarlık da var. Orada eski taşlar var. Oradaki bir efendim arkadaşıma efendim rica etmiştim. Ondan sonra oralara bakmıştı ama öyle bir kabir taşı bugün mevcut değil. Velhasıl o civarlara defnedilmiş ama maalesef kabir taşı günümüze ulaşmamıştır. Vefatına güzel bir tarih düşürülmüş. Ataullah Efendi ruhuna mesken ola cennet denmiş. Ve bu harflerin de ebced değerlerinin toplamı Ataullah Efendi'nin vefat tarihi olan 1226'yı bizde de göstermektedir ki miladi karşılığı 1811'dir. Atallah Efendi'nin şahsiyeti hakkında kaynaklarımızda bulabildiğim anekdotlar şu şekilde kıymetli kardeşlerim. Büyük bir alim, aynı zamanda ailesindeki diğer zevat-ı kiram gibi şair, divanı var. Az ve hikmetli konuşur, zahid ve müttaki bir zat, yumuşaklığı kızgınlığına galip gelen birisi. Konuştuğunda insanların gönlünü kendine celbetmeyi bilen birisi.
fenli ilimlere hiçbir hevesi olmayıp tamamen ilmini şer'i ilimlere adamış birisi. Oğlu Mehmet Şerif Efendi vefatı 1860, Encümeni Daniş reisi olmuş, Rumeli kazaskerliği payesi almış. Kızı Kamile Hanım da Musa Paşa'nın oğlu Sari Efendi ile izdivaç eylemiştir. Atollah Efendi'nin ilmi eserleri, bir takrizi var efendim. Hüseyin İbni Halef Et-Tebrizi'nin yazdığı Farsça'dan Farsça lügat olan Burhan-ı Kat'ı meşhurdur bu. Ona bir takrizi var. Kitabın hala bugün başında bulunmaktadır, baskısının başında. Fetavai Ataullah, çeşitli kütüphanelerde nüskaları bulunan ve daha çok Fetavai Ataullah adıyla anılan bir fetva mecmuası vardır. Küçük hacimli bir divanı, daha doğrusu bir divançesi vardır. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde bu eser bulunmaktadır. Bu eser, kıymetli kardeşlerim, Yusuf Çetindağ tarafından Ataullah Divanı İnceleme Tenkitli Metin adıyla 2006 yılında neşredilmiştir. Bu eseri hazırlarken, İsmail Ağa Camii'nin Tarihçesi adlı bu eseri hazırlarken kitabı edinmiş ve incelemiştim. İçerisinde efendim teferruat hakkında kitapta malumat var. Bugün dersimizin konusundan varistedir. Detaylar var divan hakkında. Ama İstanbul Türkçesini kullanması ve günlük hayata ait tablolarla Nedim ve Nabi tesirinde şiirlerini yazdığını not olarak sizlere aktarmış olayım. Efendim, özellikle de İstanbul'u ve semtlerini şiire konu etmesi, mahalli unsurlara yer vermesi, ince bir İstanbul Türkçesiyle şiirlerini yazması da efendim bunun yanındaki notlardır. O tam bir İstanbul, hatta İstanbul'a aşık bir şairdir. Divanında bazı hikmetli beyitler var kıymetli kardeşlerim. Dersimin hitamına geldiğim bu demde hazır bu zatın kendine ait şiirleri varken onlardan birkaçını sizlere arz ederek dersimi hitama erdirebilirim. Ataullah Efendi'nin divanındaki bazı hikmetli beyitler şunlardır. Böyle ilim adamlarının, tacillerinin maddi olarak çok fazla aşırı mutlu olamadığından her ilim irfan içerisindeki insanların dünyada çok fazla değerinin bilinmediği hakkında güzel bir mısrağı var. Hep ziyan itmekte tüccar-ı meta-ı marifet, çar su-yi ilm-ü irfan içre kar olmaz mı hiç? Bu adamlara niye dünyada değer verilmiyor diyor. Yine ilimle uğraşanlar hep hesabın dışında kalmaktadır. Ey Ataullah Efendi, irfan ehline hiç mi itibar edilmez? Manasında çok güzel bir beyti var. Dahili sahn-ı ma'arif hariç ezdefter kalıp, ehli irfan ataya itibar olmaz mı hiç? Demiştir. Yine güzel bir beyti var. Böyle diyor ki, gönül Kâbesini ibadetle huzura eriştiremedikten, Mevla ile birlikte yakalayamadıktan sonra efendim böyle efendim Hicaz'a gidip de Kabe'yi görsen de bundan ne fayda olur? Sadece taşı görmüş olursun. Onun ruhuna asla erişemezsin manasında güzel bir beyti var. Şöyle demiş: bulmayınca Kabe'yi hatır safayı sa'ile, yuf geçen ömre begim azmi Hicaz itsen desen. Dünyada çok fazla rahat olmadığından dem vurarak güzel bir beyit söylemiş Ataullah Efendi. Yemi pür huruşu cahun çekip el menafiinden, arayan ata selamet çekilip kenara gelsin. Ataullah Efendi kendine sesleniyor. Efendim kendine diyerek bize duyuruyor. Rahatı ve selameti arayan kişi dalgalı deniz gibi olan şu dünyanın boş işlerinden kenara çekilsin de huzura kavuşsun demiş. Son beyti de, seçtiğim son beyti de şöyle kıymetli kardeşlerim. Bu da çok güzel mana ifade etmekte. Şöyle diyor: İlim, şer'i ilimler, ilim tahsili, din ilmi bu dünyada çok fazla para etmiyor gibi görünse de ey atacığım, sen bunu tahsile devam et. Çünkü ahirette mizana konulduğunda o zaman kıymetini göreceksin manasında çok güzel bir şey söylemiş. Nakd-ı ulum dirhemi mizanı haşr olur, saklarsan ey ata anı vakti revaç için. Dirhem misali ahirette nakit gibi olacak ilim, haşır gününde teraziye konulacak. Ey Ataullah, şayet onu kıymet bulacağı güne kadar saklar efendim
o uğurda yaşayıp o uğurda ölebilirsin diye çok güzel bize nasihat etmiş Ataullah Efendi. Dersimin sonuna geldiğim şu demde, efendim dersimde adı geçen kıymetli zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Thank you.